Selamlar herkese. Kadim Craft'ın 13. bölümüne hoş geldiniz. Çok iyi bir fikrim var. Yine skinlerle falan uğraşıyordum ve aklıma bir şey geldi. Bir yandan o şeyi hazırlarken bir yandan kendi kendime güldüm. Kahkahalar attım çünkü eğlenceli bir şey olacağını düşünüyorum. Nasıl bir şey mi? Zaten başlıktan gördünüz de. Öncelikle görünüşümü değiştirmem lazım. Ben artık yoruldum. Bırakacağım bu işleri. Ve bir tanışa da esinlenerek güzel bir fikir edindim. Herhangi bir yerden görmedim. Bir yandan sikimlerle uğraşırken belirttiğin gibi aklıma tak etti. Acaba böyle bir şey yapsam mı? Yapsam nasıl olur? <laughs> Buna hazır mısınız bilmiyorum ama ben artık tüccarım. Bırakıyorum bu işlere ya. Bunlar zor işler. Tek eksiğim iki tane lama. Dağ, bayır, bez bez, diğer diğer gezip artık tüccarcılık yapacağım. Ne böyle sistem sistem işte farm farm ne, ne yani ne? Biraz ticarete atılalım. Bu bizim için en iyisi olur. Bir tüccar zırh giydiğinde nasıl görünüyor? <laughs> Çok garip oluyor yani gerçekten. Bir değişik hissediyorum şu anda. Yani yine aynı ben kafam aynı ama kıyafet tamamen tüccar kıyafeti. Şimdi aklımdaki fikir şu. Biz gidelim markete marketlere daha doğrusu. E, merkezde ne marketi varsa oradan alışveriş yapalım. Ve bunları dostların bezine giderek daha farklı fiyatlarda sunalım. Onlarla ticaret yapalım. İlk alacağım şey balçık olsun. 4 stek de alırsam sanırım yeterli olur. Sonra arı. Yani bu arı da nasıl bir şey yapsam acaba? Satsam mı satmasam mı bilmiyorum ama bir düşüneceğim bunu. En son buna gelelim tekrar. Barut falan şeker kamışı bunları almak istiyorum. Barut ne kadar da? Tamam bunu geçelim orada şey üzerimize sıkıntı yok. Bir stek barut, bir elmas veya üç zümrüt. Buradan da alışveriş yapayım. Evimdeyim burada daha önceden Ejderha nefesi de stoklamışım. Bu da iyi fikir. Bu da satılabilir. Başka kum falan düşünüyorum ama bilmiyorum. Bir sanırım orman ağacı ekleyeceğim. Başka da bir şeye gerek yok. Şimdi etrafta birkaç tur attım ve lama falan bulmaya gidecektim ya. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ben gezgin tüccarı bekleyeyim. E, geçenlerde orman e, biyomunda, yağmur ormanı biyomunda şey görmüştüm. Trader. Eğer olursa onu öldürüp lamalarını ben alayım. pesime falan takayım. Yer değiştirelim öyle. Daha sonra o lamaların içine sandık atarız. Bu slottaki malzemeleri de o sandıkları doldururuz. Öyle bezlere yavaş yavaş ticarete çıkarız. Jungle'a geldim ve burada tüccar Lama öldüler mi? <laughs> Lama kalır diye biliyorum ama yok mecbur tüccarı falan bekleyeceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. 5-10 dakika çevreye bakındım. Tüccarı falan bekledim. bezleri kontrol ettim. Herhangi bir şey ize rast gelmedim. Şimdi ben gerekli e, ürünleri, fiyatları falan liste halinde bir kitaba yazacağım. Ve ticaret yapacağım kişiye gideceğim işte böyle böyle e, ürünlerinde şunlar diyeceğim. bunu onu atacağım. Ürünlerimi görecek. Alışveriş yapmak istediğini yapacak. Ben de bir nevi pazarlık e, konuşması falan yaparım. İkna etmeye çalışırım. Sonra ürünleri beğenir. Ben listemi geri alırım. Ve ticaretimizi yaparız. Ama hepsinden önce tüccarın gelmesini istiyorum. Zamanla değerlendirmem gerekiyorsa bunu hazırlarken büyük ihtimalle tüccar gelmiş olacak. Hadi bakalım. Uzun bir süre tüccarı bekledim ve kendisi... Gelmedi. Kendime de o süre zarfında şöyle bir kitap tüy ayarladım. Bakacak olursak gezgin tüccar aslında gezgin değil de seyyar bu. Daha sonradan ismini seyyar yaptılar. E, Loser'ın ürün fiyat listesi diyor. Bir slot cama 8 zümrüt. Bir slot mavi boyaya 4 zümrüt. Bir slot açık e, gri boyaya 6 zümrüt. Öyle öyle ne biçim şeymiş bu ya. Vallahi okumaktan yoruldum. <laughs> de de <laughs> değişik bir şey gerçekten. Güzel oldu ama. Şimdi burada şuna dikkat ettim. E, marketteki fiyatlardan ...daha ucuz bir fiyat sunuyorum. Yani ben e, insanların marketlere gitmesini engelliyorum bir nevi. Yani marketleri zarara sokuyoruz. Bu işin içinde kendim de varım ama... ...kendi dükkanlarım da var ama olsun. Şimdi ben buna diyeceğim ki... ...ürün teklifleri... E, seyahat sütçülere de sağ tıkladığımızda teklifler yazıyor sağda. Bunu da ben belirttiğim gibi... E, ...anlaşma yaptıktan sonra... ...müşterime artık kimse... ...ona atacağım. Okuyacak gerekli şeyleri ona sunacağım. Şimdi bunu süreklilik haline getirir miyim? Hiçbir fikrim yok ama... ...bence güzel olur... Yani ayda bir sefer veya 2-3 ayda bir sefer bu şekilde tüccar olur. Diğer dostlara ticarete gitsin. Buna olumlu bakıyorum. Siz ne diyorsunuz yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Seyyar tüccarın lamaları var. Benim de lamam olması gerekiyor. Arkadaşı bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Diğer dostların bezlerine de bakıyorum. Belki gelmişlerdir. Orada top araklar çalarız. <laughs> i̇yi olur diye ama yok. Şimdi ben e, kahverengi olsa çok iyi olur. E, kahverengi lama aramaya gidiyorum da. Aaa... Buraları biri kesmiş tekrar etmiş. İyiymiş. <laughs> İlk defa gördüm. Neyse bir daha bulalım. büyük Çoğunlukla dağlarda falan oluyor lamalar. Oradan artık yanıma zaten hem kayış hem de halı aldım. Bir şeyler ayarlayacağız. Atlar var lama. Oo, burada iyi çakıl varmış bak. Keşif defteri yapalım kendimize. Bu çakılın şeyini alırdık ben yine de alayım. Kullanırım hatta burası keşfedilmiş. <laughs> Gelen olmuş. Neyse biz de kullanırız. Aha lama. Lamaları da bulduk. Bu iyi oldu bak. Şimdi şöyle evcilleştireceğiz. Ondan sonra e, arkadaşlara halı koyabiliyoruz. Yoksa koyulmuyor. Şimdi bulamaların olaylarını bilmiyorsanız bir tanesini yakaladığınızda diğer arkadaşları da bunu takip edecek. E, bak şimdi algılasınlar. Peşlerine koşmaya başlayacaklar. Bu sizin lideriniz takip edin. Mesela şu ikisi algıladı. Diğerleri de algıladığında doğrudan yakaladığımız lamanın peşinden geliyorlar. Arkadaşların hepsine kayış bağladım. Böyle daha rahat. Kayışlar da acayip duruyor. Emre abi cadı farmı kurarken ona yardım etmiştim Ve e, cadı kulübelerinde siyah kediler olabiliyor. Ben orada bir kedi evcileştirmiştim. Uçarken de peşimden geliyordu ve kendisi burada kalmış. Benimki de, değil mi? Aynen. Buna bir isim de veririz. Peşimden gelsin. Yolda valla <laughs> toplayabildiklerimi topladım. Beyziz. Sonunda arkadaşları getirebildim. Kendilerini şuraya bağlasam. Diğerleri peşinde kalacaktır zaten. Kayışları koptu hepsinin. Seni de altı falan koyarız. Fena olmaz. Şimdi ben yine kayış ayarlayayım. Halı falan ayarlayayım. Sandık ayarlayayım. Sonra düzenlemeler yapalım. Siyan da aslında hepsinden iyi. Siyan durmadı mı? Benim bu daha çok hoşuma gitti. Yani açık mavi çok iyi değildi. Mavi fena değil ama en iyisi siyan. Aynen. İki tane lama ayarlayacağım şimdi. Bir de bunları sandık atmamız gerekiyor. Sandığı nasıl tıklıyorduk? Direkt sağ tıkladık. falan basmayacağız. Slotu çok iyi. 9 kare. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Tam ortaya atarız. Kenarında süsleriz falan bir şeyler yaparız. Şimdi ben diğerlerine de bakacağım. Onları da ayarladıktan sonra başka bir şey kalmıyor zaten. Peki ya bu arkadaşın envanteri? Bu ne be? Minecraft'ta ilk defa böyle bir şey gördüm. Lamanın envanteri bu kadar büyüyor mu? 15 kare 15. Çok iyi ya. İlk defa böyle bir şey gördüm. Aklıma ne geldi? Tüccar bilirsiniz ki akşam olduğunda görünmezlik iksiri içiyor. Diğer yaratıklar onu göremiyor falan diye. Ben de öyle bir şey yapacağım. Bu arada görünmezlik iksiri için önce altına uç atıyorsunuz. Gece görüş oluyor sonra mayalı örümcek gözü atıyorsunuz. Görünmezlik oluyor. 6 şişe görünmezlik yaptım. Sanırım bunlar iş görür. 6 kovada süt sağıyorum. Bunlar da yine gündüzü falan yaparlarsa o işte kullanmamıza yardımcı olabilirler. Şimdi bakıyorum da mavi daha iyiydi sanki ya. Yani benimle aynı renkliydi en azından. Siyan biraz açık kaçtı. Yok yok mavi olsun tamam. Daha da değiştirmeyeceğim. Lamalarımın envanterlerini şöyle güzelleştirdim. Zümrütler, altınlar. Bir tane de bunda mıydı? Şunda. Evet bunu da böyle yaptım. Köşelere demir falan attım. Güzel oldu. Şimdi birincisi bu. Evet seyyar tüccarlığı uzmanlaması diyor. İkincisi de bu. Evet hazır mısınız? Artık yola çıkabiliriz. Bunları giymeyeceğim zaten. Böyle dolaşacağız. Bırakın onları bırakın bana gelin. Sizi ayrı çekiyorum zaten bak hala oraya gitmeye çalışıyorlar. Neyse artık kimi yakalayabilirsem onunla ticaret yapmaya başlayacağım. Maceramız başlasın. Sövürde şu anda Yasin abi var. Bu skin'i çıkartıp birkaç kontrol yaptım nerede ne yapıyor diye. Sonra tekrar giyip yakınına geldim. Fark etmesin tüccar olduğumuz falan. Bir anda bizi görsün bakalım tepkisi ne olacak. Sordum ee, odun farmı yapmıştı onun oralardaydı. Odun farmının orada. Gördüm. Bakalım ne olacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi tekliflerimizi atıyoruz. Gelin lavalar gelin. <laughs> Abi acayip böyle değişik hissediyorum kendime. Bakalım ne diyecek olmadı Discord'a geçeceğiz şimdi. Elim ayağım tutuyor niye böyle oldum aşırı heyecanlıyım. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Merhaba Yasin abi. Merhabalar, merhabalar. Gezgin tüccar. <laughs> evet abi ben şimdi e, yeni bir tüccarım. Bu işe evet. bir ton yatırım yaptım. Elimdeki evet. tüm sermayeyi harcadım. Ve Hı -hı. hizmetim de şöyle bir e, amaç var. Merkezdeki satılan, e, daha doğrusu merkezdeki marketlerin ürünlerini ben evet. burada getirip daha uygun fiyatlı satıyorum ki onları zarara sokalım. Hmm. korsan böyle. Hem de senin için daha iyi olur, müşterilerim için daha iyi olur dedim. Ayaklarına tabii getiriyorum. Tabii tabii. ayağımıza geliyor. Hem de daha ucuza geliyor. Yani normalde daha pahalı da verebilirsin. Aynen öyle ama ben böyle bir şey yapayım dedim abi. Müşteri e, market sahipleri zarara girsin dedim. Aa gece ama mi oluyor? Da da... Abi abi gece oluyor. Benim şu ya. an çok fazla bir hop kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> tam tüccarım abi. <laughs> tam olmuşsun. tam. tamam. <laughs> Şimdi teklifleri gördün abi listeye ee, baktın. Şimdi seni öldürüp lamalarını alabiliyor muyuz? Ee, yok abi. Tamam. <laughs> <laughs> Tüccar öyle yapıyoruz normalde. <laughs> ben şimdi... Tekliflerini gördüm ama benim hemen gidip para alıp gelmem lazım. Üstümde para yok. Hmm, tamam abi ama <laughs> uyumayı unutma. Ben tamam, görünmez gel kaldım. Geliyorum. Hop. Hop. Geri geldin. <laughs> Ben fiyatları unuttum yalnız. Ne kaça veriyorsun ne veriyorsun. Tekrardan ürün listesini atıyorum abi tekliflerimi. Şöyle Tamamdır. hemen. dur. Hmm, ürün fiyatları. Mavi boya. Hepsi üstünde mi peki? Hepsi hazır mı? E, stoklar sınırlı abi. E, Anladım. Ama sen bak bir. Ne kadar şey yapacaksın ona göre. Elmasım şu an yok. Hatta benim pek elmasım yok. Hiç madencilik yapmadım. Başladığımızda biraz kazdım. <laughs> Anlaşırız evet. abi yap yaparız. Başka bir şey olur. Onu da attım. Hmm. Şimdi bir slot cam 8 zümrüt. Bir stek mi oluyor? Slotta Aynı. ne var acaba? Slot stek. Aynen. Tamam 1'e 4 veriyordu. Çok iyi. 8, 4, 32. Çok iyi. Karlı. Market, Zaman marketteki fiyatların fiyatlarından ucuz abi. Fiyatlardan ucuz. Yani. Köylülerden daha mı ucuz? Köylülerinkinden. Onları bilmem. Ama hmm. merkezden ucuz. Anladım. Köylerden pahalı. Şey ucuz. <laughs> ee, o, o kesin. O zaman ben şöyle 16 tane şey atayım. Zümrüt. Bir slot cam. 8 zümrüt demişsin. 2 slot cam alayım. Tamam. Hemen ben lamalardan eşyalarımı aldım. Ee... Hmm, şarkıları bir de koymuş diye şey, gezdiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ürünler burada abi. Ben şey aldım. Ee, ücreti aldım. Tamamdır. Şu çöpü atayım, şunu alayım. Başka ne varmış ya? Dur bakalım. Altın elma vereyim abi ucuz. Balçık var bir slot balçık bir... ama elmasım yok. Altın elma alırım aslında ya yemek olarak ama elmasım hmm, sıkıntı. Bilemedim şu an çok fazla eşya var. <laughs> Sen altın bir şey söyle abi. Altın atır, gayet güzel, ucuzmuş. Şu kitabını attım bu arada. Tamam. Şöyle altı tane zümrüt atıyorum. Bir altın zırh alıyorum. Tamamdır. Evet gayet. Tamam bana yeter bu kadar. Güzel alışverişti. Abi çöpleri de bana atayım <laughs> Yok bak bu da 7 tane çubuk veriyorum sana. İşine yarar. <laughs> o zaman ben ürünlerimi alıyorum. Ee, ben şöyle söyleyeyim abi. Yakında evet. olmasa da yine çok daha iyi ürünlerle bu hmm. sefer aletler, alet edevatlarla falan geri hmm. döneceğim. Hmm. Eğer şimdiden ee... varsa bir isteyin. Saman altından sürtüp ben marketlerde falan olursa alır bir sana getiririm. Ucuz Vallahi dostum, alırsın. Yani benim Kadim Kraft'ta ikinci bölümü hatırlıyor musun? Böyle bir e, şey, Arap kıyafeti giymiştik. Develerle evet, geziyorduk. Abi. Evet. Ben, ben de yapacağım benzeri ama <laughs> benim muhtemelen şey, e, arkamda bir kervan olacak. iki tane değil. Oo. Ama seninki iyi olmuş. <laughs> Valla ben tüccarım abi. Korsanlıkta baktım gemi olmadan para gelmiyor. Kazanç yapamıyoruz. Aha. Aha. Dedim, bir ara gemi işine girişelim ya. Ben burada üretime gideceğim. Ee taşıyacak şey lazım. Korsan gemisi lazım. Hem güvenlik olur. Hem taşıma olur. Olur abi çok iyi olur. Ona da bakalım. Tamam ona bakalım. O zaman ben gidiyorum abi daha gezeceğim çok fazla diğer diğer var base var e, bölge var biyon var. Tamamdır görüşürüz. Görüşürüz abi. Güle güle kullan eşyaları. Lamalar eşyalara. kalsın Eşim. abi. Yasin <laughs> abi oradan çıktı şu anda server'da. Ali Bey amca da var. <laughs> bir şey da anlamasın. Onun oraya gidiyorum. Kalbim yine küt küt atıyor. Bakalım nasıl bir tepkisi olacak. Umarım o da kayıtlıdır da onun videosunda da tepkiyi görürüz. Ee, önüm direkt onun havalimanı. Oraya gidelim orada. Bakalım ne olacak. Alevi amcayı şu anda gördüm. Umarım AFK değildir. Dur dur dur. <laughs> Basamadım ki ya olmadı ya. <laughs> çalışırken direkt yanına gelecektim. Neyse ürün teklifimizi yapalım ve görünmezliği içelim. Akşam oldu. Hop. bir tepki ver bir şey yap. <laughs> Hayda. Adam tepki de vermiyor. İnşallah üzerindekileri almamıştır da. Aha. Ben geldim. Hoş geldin abi. Dün senden aldığım <laughs> e, şeyler e, çürük çıktı abi. Nasıl çürük? Ya çürük. biliyor muyuz? Çürük çıktı işte. Hayda. Şu an unuttum ama e, eminler tarafını küf kapladı. Allah Allah abi ben onları merkezdeki marketten aldım neyse artık. Hmm, bilemiyorum o. artık. Suçlu onlar abi onlara dava açalım. <laughs> o zaman değişim yapalım abi ürünler neyse. Nasıl yapalım? Şu an yanımda Ender Chest. Hmm. Abi ben şimdi... bir de alışveriş yapacağım. Abi yeni müşterim de var. Şimdi onun yanında böyle söyleme almazsa. Şu an o AFK durmuyor. duymuyor. <laughs> ben bunu göndereyim biz duymasın. <laughs> Ali Bey amca ne verdi? Kaç tane verdi? Onu göremedim. Sen 28 tane falan şey mi vermiştin bana abi Zümrüt? Hatırlamıyorum dün ne aldığımı ben. 8. Ha tamam. 8 tane verdi ama stokları görmemişti. Sitenin ben kaç dedim ben fiyatları da unuttum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim miydi? Öyle miydi? Ver ikisini. tek. Tekrar diyor. O zaman şöyle. Ali Bey amcayla da takasımızı yaptık. Ee, Yasin abi senin sorun vardı onu çözelim istersen. Tekrar şey evet, yapalım. çözelim çözelim. Ee, dün aldıklarımda sıkıntı çıktı. İndirimli fiyat istiyorum bu defa yalnız. Olur pazarlık yapalım abi şöyle. Hı -hı. geçemiyorlar. Tamam. Tamam bana 5 elmas ver. 2 tek de redstone ver kimseye e, duyurmayın bu olan biteni. 5 elmas, iki stick redstone. Hı, hı Ayda. Yani işim yoksa işini baltalarım abi. Herkese duyururum. <laughs> derim. Beş derim, elmas. E, Korsan Hüseyin çürük çarık malzemeler satıyor derim. İki stick ne dedin abi? Bir... Redstone. Redstone. Şimdi onlardan yok da ben de o zaman BZ'ye gitmek zorundayım. Hmm. BZ'ye gideyim. Yavaştan. Yelerim, ben. Takip ederim. Peşindeyim, <laughs> beni de götür. <laughs> o zaman uzun bir yolculuk. Böyle devam. Aha Lübby amca da geliyor. <laughs> o da bindi. Götür <laughs> <laughs> bizi. Oh valla abi o zaman şey yapıyoruz. Ee, buradan yarım stack düşerim. Bedava çekiyoruz valla. Olmaz. Ha, ben yürürüm o zaman. Yani. <laughs> <Ben> yürürüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi o da benden olsun. bin ya. <laughs> Şimdi de oldu mu? Olmuş. Olmuş. Aha buldum yakaladım. <laughs> Hop buradayım abi. Şöyle abi ben sana vereyim şeyleri tozları. Anlaştık ha, o zaman. Mis gibi tamam. Güzel işte Hüseyin. Anlaştık. Emre abinin kalesinin yakınındayım. Bir kontrol ettim orada çalışıyor. Şimdi zırhımı falan çıkartacağım. Sırada o var onunla bir ticaret yapalım. Bu arada unuttuğum şeyler varmış gibi geliyor ama umarım yoktur. Hadi bakalım. Emre abinin ismini şu anda görebiliyoruz. İçeri girmem gerekiyor. Şuradan namalar geçer mi acaba? Emre abi beni görmedim Emre abi. <laughs> Emre abi beni görmedi. Emre abi şimdi beni gördü. Evet. <laughs> Şöyle hemen ürün listemizi atıyoruz. Kardeşim. Merhaba Emre abi. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> ee, abi korsancılıkta ekmek çıkmadı bana. Oho. Allah iyiliğini <laughs> versin ya. <laughs> ya ismini gördüm. İlk önce ismini gördüm. Sen olduğunu anladım. Tamam amenna. Ama şöyle yukarıdan aşağı atlarken aa dedim şey var. Hüseyin'in yanında ticarda gelmişler. <laughs> ee, abi artık yani dediğim gibi bir yerden kalancımızı yapmamız lazım. Biz de yolumuzu ee, bulmamız e, lazım. Evet tabii. Ekmek paramızı çıkartmamız lazım diyorsun yani. Aynen öyle. <laughs> tamam. yani. Aslında bu çalışma şey. Herkese söylüyorum böyle sana da söyleyeyim. Şimdi merkezde Marketlerimiz var ya bizim. Heh. Oradan ben gidiyorum ürünleri e, pahalı pahalı alıyorum. Burada siz değerli müşterilerime ucuz yolu onları satıyorum. Marketten ha. çok ucuz bir şekilde sana satış yapıyorum ve hem de ayağına getiriyorum. E, stoklar sınırlı ama ben sana ürün fiyat listesini attım. Ona bir bak, beğendiğin bir şey varsa hemen vereyim abi satayım sana. Altınlarla ilgili. Ha ha sen amme hizmeti yapıyorsun Herkesin Tabi tabi. Öyle mi? Evet evet abi. Ben sadece altın altınla ilgili kendi dükkanında ilgili olanları satıyorsun <laughs> dedim. Tam tüccarım Değil ya abi. Diğer diğer geziyorum. Base base. Slot. Bir slot ejderha nefesi. 400 zümrüt. Öyle mi? <laughs> evet. Kemik tozu, altın zırhı, e, böğürtlen, şeker kamışı, morina, barut, Ondan sonra balçık topu bir elmas. Bir sürü balçık topu nasıl bir elmasa satıyorsun sorması ayıptır. Ee, öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Bu paranın kaynağı şuradan geliyor. Biz Doğukan'la bir e, tahmin şey yaptık yani. Bilirsen şunu alırsın gibi bir şey oldu aramızda. Ve Doğukan ha. bilemedi ben de ondan 40 elmas aldım. Ha. Aradaki farkı ben kapatıyorum diyorsun yani. Aynen benim bir zararım yok Doğukan sağ olsun. Kaybetti ha. ve kazancımı öyle sağladım. Hay Allah razı olsun o zaman <laughs> sizden. Siz sürekli böyle iddialara girin o zaman. <laughs> ve ben e, elinde kaç slot ejderha nefesi varsa hepsini satın alırım senden. Ee, bakalım abi hemen. lamalardan indireyim ben şu yüklere. <laughs> ee, çantalar. Şöyle ben buraya koyuyorum abi sen bir de kendin bak. Slotta bu kadar kaldı ben sattım bazılarını. Tamam. Ee... Sen altın havuç seviyorsun diye biliyorum abi altın havuç vereyim sana. Olur. Hepsini alırım. Olur abi. Nasıl altın dersen. Altın avuç ne kadardı? Ee, dur, altın avuç. Bir elmas. Evet. Markette elmasla satış yok. Şeyde altın marketinde. Süper süper. Tamam. Dur. Hemen geliyorum. Hemen şöyle yukarı çıktım. <laughs> ve hop. Şöyle elmas ve cümlelerimi yanıma aldım. Ee, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 El, altın elmalar da aynı şekilde mi onların da fiyatları var abi sanırım aynıydı galiba ama o da evet o da bir elmasmış gördüm onları da alıyorum o zaman ee, normalde Doğukan ağaçları çok ucuz şey pahalıya satıyor bakayım onlar ne kadarmış onları ayarlarız daha pahalı bulursan pazarlığımız olur yardımcı oluruz yani ee, ne istersin peki söyle o zaman sevgili tüccar o ağaçlarına ne istersin? <laughs> şimdi ben fiyat olarak ne biçmişim abi bunlara? Ne istemişim? Ağaçlara bir şey yazmamışsın ama bildiğim kadarıyla Doğukan bir slotu 3 elmas istiyor galiba. Ee, ağaçlara bir bakayım abi ha ben yazmışsın, de... yazmışsın, yazmışsın. yazmışım evet 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 yukarıda kalmış 500 ümrüt istemişsin tamam. O zaman bak şimdi ee, şöyle yapıyorum. Tamam. O. Oh. Şöyle, şöyle dokuz slot ağaçları alıyorum, tamam mı? Tamam abi. Dokuz slot, zümrüt verdim, dokuz slot ağaç aldım. O da çok Ondan süper. Ondan sonra, e, şunlar da altın elmaların ve altın havuçların parası, elmaslar. E, barut çok var. <laughs> e, ha, nefesler. Aa, dur dur dur. Hemen şöyle, asıl bizim işe girişmemiz nedeni Nefesler, değil mi? Nefesleri almamız lazım. <laughs> Lama lama çekil. <laughs> oh, gece oldu diye de görünmezlik işte Abi öyle de... ya biz öyle yani biz şimdi tücersek <laughs> tam tüccarız. Korsansak tam tüccar şeyiz <laughs> korsanız. Aa oh, Bak şey e, gelişim açıldı daha önce hiç şey yapmamıştım. Önce pası toplamamışım o işe de yaradı. Bu ne kadardı? Buna da bakıyorum 4 zümrüt. O zaman 12 e, tane de sana şeyler için. E, ejderha nefesi için zümrüt bırakıyor. Süper, süper A abi. Ayrıca ayrıca kabul edersen tabii ki. E, ta ayağıma kadar getirmişsin. Fiyatları bu kadar uygun hale getirmişsin. Benim gönlümden koptu. Şuraya da 32 zümrüt sana hediye bırakıyorum. Süper abi. Vallahi çok sağ ol. Bak hiç hiç yorulmadık, fişek harcamadık. Neredeyse her alacağımızı üçte bir fiyata aldık. Daha ne isteyeyim ya? Yani? <laughs> evet arkadaşlar bahşişimizi <laughs> de aldık. İlk bahşişimiz. Selal <laughs> olsun yani. Eyvallah abi. Ee, <laughs> bir şey diyecektim ama unuttum. Ne diyecektim? Tabii geri isteyecektin. Ha aynen aynen abi. <gülüyor> buyur buyur. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi hizmetimizden nasıl memnun oldun mu? Çok bak o kadar Allah. memnun oldum ki Allah dur. O kadar memnun oldum ki neredeyse harcadığımın yarısı kadar da şey bıraktım yani. <laughs> Başlık bıraktım sana. Çok teşekkür ediyorum. Böyle hizmetlerin de devamını diliyorum inşallah. Tam oraya ayak basacaktım abi ben de. Şöyle ki e, bunun devamı gelecek. Tüccar olmayı ben çok sevdim. Güzel tamam. bir e, olayı var. Hem hizmet hem de kendim de yararlanıyorum. Tamam. E, ha. Önümüzdeki Ama geleceğim sefer hoş. bu sefer oh. kazma kürek, kılıç falan bu gibi şeyler getireceğim. <laughs> oh, bak ee, Hüseyin komşunuzuz, komşuyuz burada biliyorsun. Hemen sen şeyden çıktın mı, <laughs> base'den çıktın mı ilk önce bana uğra abicim. Yani ilk önce bana uğra ki hani böyle malzeme kalmadı yok o vardı ama buna sattım falan filan olmasın. Tam 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 onu diyecektim abi. Yani stoklar <laughs> sınırlı olacak ee, bu kardeşim. bağıştan dolayı ilk senin yanına geleceğim diyecektim abi. <laughs> çok, sevi çok seviyorum ben seni. Eyvallah ben <laughs> aynı bende. <laughs> <laughs> abi ama ben sana bir şey isteyeceğim. Buyur kardeşim. Abi hadi. uyudu artık bir gündüz olsun da. Oo tamam tamam. <laughs> ben de normale döneyim diyorsun. Yani. Tamam, hop geri giriyorum şöyle içeri. Oo burada bunu da Güzel. Pantomlar beni görmüyor zaten abi de. Ha sahi değil mi? Oo sen kendine tamam ya. <laughs> tamam tam, olmuşsun sen. Şimdi elmas 9. Zümrüt 45 burada. 44 de burada. Toplamda. Bir stack artı 25 tane zümrütümüz var. Artı 9 tane de elmasımız var. Güzel bir alışverişti abi. Ben de çok Vallahi teşekkür ediyorum. Benim için de öyleydi. Önümüzdeki <laughs> sefere çok değerli aletler, efsunlu aletler falan getiriyorum. İlk buraya vuruyorum ve yine ticaretimizi yapıyoruz bakalım. Bak işte yani ilk ilk olmak için bahşişi boğ tuttum artık. Sen artık değerlendir. Tamam zaten. o bende abi. O zaman tamam. ben kaçıyorum abi. Daha gideceğim çok beyz var. Görüşeceğim. Ah, pardon. <laughs> <laughs> ev sallıyorum sana güle güle <laughs> Görüşürüz abi kolay gelsin. Görüşürüz kardeşim sağ ol sana da. Beyz beyz dolaşıp e güzel bir ticaret yaptık. Size bu paranın kaynağının nereden geldiğini hiç söylemedim. Tabii ben zarar etmedim aslında. Ee, kendi kazancımdan verdim. Evet ama bu kazancı nasıl yapmıştım? Onu size anlatayım. Doğukan'la bir konu hakkında konuşuyorduk ve e, o tahmin etmesi gerekiyordu. Tahmin edemedi, doğruyu bilemedi ve ondan 40 adet elmas aldım. Diğerlerini zaten kasabiliyorduk. Önemli olan elmastı. Yani herhangi bir zarara girmeden güzel bir şekilde bu elmasları değerlendirdim ben de. Doğukan sayesinde dostlarımıza marketten çok daha ucuz bir şekilde malzemeler satabildik. 3 base 3 dostumuzla ticaret yaptık. Gönüllülerdeki diğer dostlarımız Mehmet abi, Deniz abi onlarla da ticaret yapalım ama server'da bekliyorum bekliyorum gelen giden olmuyor. Videoyu da yetiştirmem gerekiyor. Bu yüzden tadında bırakalım. Bu seferlik bu kadar olsun. Size büyük ihtimal anlatmışımdır zaten nasıl bir şey yaptığımı. mı? anlaşılmasın. Taba bastığında yüzüm görünüyor. Bundan anlaşılmasın diye ben önce gidiyorum. Bezde e, dostlarımız ne yapıyor ona bakıyorum kontrol ediyorum. Ona göre yanlarına gidiyorum. Bir anda benimle karşılaşmalarını sağlıyorum. Eğer benimle karşılaşmasalar bezlerinde olmasalar zaten hiçbir anlamı olmuyor. Ama çok iyiydi. Seyyar tüccara elveda diyelim. Geri döndüm artık böyleyim. Şimdi birkaç yapmak istediğim şey var onlardan sonra bölümün sonuna geliyoruz. Yapmak istediğim ilk şey karşı tarafa da bir oda yapacağız ve o iki odanın arasını Birbirini görebilecek şekilde parmaklık falan yapmak istiyorum. Önce bunları buradan kaldırmam gerekiyor. Tamam. Bunu da bu arada tekrardan koyarız. Şimdilik aldım. Karşı tarafta bir odamız olacak. O odada balık farmını yine yapacağım. Hatta şu anda var da daha iyisini falan daha gelişmişini kuracağız. Ayrıcı sistemlisini. Ve şunları depolayabileceğimiz bir hazne olacak. Burası yani farmlardan gelen materyallerimizi depolayabileceğimiz ayrı bir nokta olacak. Onun gibi bir şey olur. Ve belirttiğim gibi sandık odasıyla buranın arasında bir görüntü olmasını istiyorum. Onu da çok e, değişik bir şekilde ayarlayacağım. Şuralara merdiven koysam. Şöyle. Güzel. Şu kısımlara da e, basamak. Ve altı da koysam. iyi bir açıklık oldu. Arasını ise bir geriden şöyle şey yapmak istiyorum. Çit. Ve aynısını karşı tarafa da yapacağım. Böylelikle arada parmaklık varmış gibi bir görüntü çıkacak. Yani belirtmek istediğim şey aslında tam olarak böyle. Evet. Odayı şimdilik bu şekilde açtım. Burayı belirttiğim gibi kullanacağız. Karşıya baktığımızda da güzel görünüyor. Bir diğer yapmak istediğim şey ise benim büyü masasına ve büyü işleriyle uğraşacak bir noktaya ihtiyacım var. Hem büyüleri ayrıştırabileyim güzel bir nokta olsun. Hem de büyülerimi basabileyim. Şu anda 95 seviye var. Bunu nasıl oldum biliyor musunuz? Sonra birileri gelsin ee, o süre zarfında boş geçmesin diye Enderman farmına gidip sürekli Enderman öldürdüm. Öyle yaptım o kadar XP'yi. Bayağı bekledim yani anlayacağınız. Tasarımı değiştirmiyorum. Buraya da aynı kapıyı yaptım. Biraz da derinlik verirsem. Ön plana çıkacaktır. Aynen bu tarafa doğru gidiyor. Merdivenler. Evet bu tarafa gidiş olmayacak çünkü burada direkt şunlar var. Bu tarafa bir şey yapamam. Depolama burada olsun. Büyü işlemleri ise burada. Daha önceden büyü masası falan yapmadık. Derim de fazlasıyla varmış. Buraya geldim de diyecektim ki benim deriye çok fazla ihtiyacım var. Bunları ne ara kestim hiçbir fikrim yok. Kağıt falan bunlar sorun değil çünkü şeker kamışı farmımız var. İyi oldu bak sevindim şimdi. Büyü işlerine gireceksek her şey kitaptan geçiyor. Önce ben büyü masası yapayım tamam mı? Toplam 18 tane kitaplıkla yanılmıyorsam 30 seviye büyü basabiliyoruz. Şimdi ben kaç tane yapabiliyorum? 19 tane. Tam bir tane fazla. Şöyle şunu çıkartıp şöyle yapsam sanırım tamam. Kitaplıkların yeri hazır ve tam ortaya yani meşalenin durduğu yere büyü masası atsam büyüleyebileceğim bir şey lazım. Hepsi de iyi şeyler derken şöyle bir kılıç buldum. Hemen bakalım 30 seviye olmuş mu? Dediğim doğru mu? Aynen dediğim doğru. Tam orta kısma örs atacağım ve kenarlara şöyle hatta kırılsın sorun değil. E, merdiven koyacağım. O örsü de hızlı bir şekilde oradan kullanabiliriz. Buraya nasıl girelim onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Şöyle olsa yine tavan aynı seviye mesela. Aynı seviye neresi olur? Şurada yaptığımız gibi olacak mecbur. Bu. Bundan daha fazlasını yapamam. Hatta ve hatta aklıma şöyle de bir şey geldi. Mesela yani şuraya olur. Şu da koyalım veya bunun yan koyarız. Tam Şuraya gizli bir eşya koyarız. Ender da olabilir. Şunun gibi demek istediğim şey tam olarak bu. Aynen buraya da bir şey gizlenebilir. Böyle. iki tanesi yeterli olsun. Gerisini hallederiz. Doğrudan depolama yapacağım yeri ayarlıyorum şu anda. Karışık yine andezit attım. Buralarda da var. Güzel. Şu köşelere şöyle yine akasya kütüğü falan ayarlamak istiyorum. Dört yüksekliği olsun. Şu fazlalık oldu. Soydum. Bu tarafa koymaya gerek bir tane olsun hadi. Bu artık klasik oldu bizim için. Sonra sandıkları doğrudan tekli bir şekilde... 3 tane bu tarafa 5 tane de bu tarafa doğru koymak istiyorum. Yine 3 yüksekliği olsa neredeyse bütün büyüler için yeterli olur sanırım. Evet tam olarak böyle bir şey. Üst tarafını ise şunlarla kapatacağım. Aralara şey atabilirdim. E, tuzak kapısı ama gerek duymuyorum. Böyle çok daha iyi göründü gözüme. Hop sen fazlasın. Tam yetti. Tam ayarlamışız bu arada. Aynen. Büyüleri ise burada depolayacağız. Burada basarız büyüleri örtü kullanırız. Hızlı bir şekilde depolamamızı gerçekleştiririz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ama çok ortalık bir noktada olmasın. Şurayı gözüme kestirdim. Buraya bir su koyacağım ve üzerine de basamak koyuyorum. Daha sonra bunun üzerine e, ee, mercan koyarsam bu su olmayacak. Hep bu görünümde olacak. Ama önce alayım. Zemine eşya çerçevesi koyup içine herhangi bir büyülü kitap koyayım. Böyle güzel duruyor. <laughs> Pardon WhatsApp'tan mesaj geldi. Bunu da koyduğumda yani <laughs> değişik durdu ama kötü de değil. Aynen. Kalsın ya. Buraları bu arada biraz daha ilerlettim. Tavanı yaptım. Son nokta burası kaldı. da endten bulup büyülerini söktüğüm eşyalar aldım. Şimdi bunlara ne diyor? Kırılmazlık 3. Bak bu iyi. İlk defa büyü mü bastım? Yo daha önceden basmışız. Bir daha kırılmazlık 3 de Acaba ne gelir? Yine kırılmazlık. Hiçbir şey. <laughs> Savurma diyor. Süpürücü kenarla birlikte geldi. Bu da iyi. Eklem bacaklarının kıyameti kötü. Dona ne diyorsun? Dona koruma 3, kırılmazlık 2. Kırılmazlık 3 koruma 3 geldi, bu da iyi. Verimlik 3. Kötü. Bunu beğenmedim. Ee, kılıca tekrar, yine aynı. Buna verimlik 3. Bu da kötü. Birkaç deneme yaptım ve sonunda kırılmazlık 3 diyor bakalım. Tek geliyor. <laughs> Neyse, güzel oldu. Bunların hepsini büyüledik. Kötü bir şey yok şu anda. Kullanırız. Stoğumuzda kalsın. O zaman bu bölümük bu kadar olsun. Gerçekten güzel çalışmalar, güzel işler yaptık. Umarım benlikte keyif almışsınızdır diyelim ve gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.